İbrahim Karagül. Kazakistan'da ne oluyor? Orta Asya'yı ne bekliyor? Türk devletleri teşkilatı kimler için tehdit oldu? O süper güç doğacak. 2022'nin ilk krizi Kazakistan'da patladı. Orta Asya'nın istikrarlı, kaynak zengini ülkesi zamlar nedeniyle kitlesel öfke patlamasına maruz kaldı. Zamlar geri alındı, sözler verildi ancak kitlesel öfke durmadı. Doğrudan devlete hedef aldı. Bir iç isyana, bir rejim meselesine, bir dışarıdan müdahaleye dönüştü. Bir kez daha bir ülkede daha özgürlük ve refah talepleri devleti, merkez iktidar alanını imha noktasına yöneliyordu. Bu çelişki dışarıdan müdahalenin kapılarını açan en önemli faktör haline geliyordu. Öfkeyi kim yönetiyor? Bir kez daha bu öfkeyi kim yönetiyor sorusu öne çıktı. Bütün bu senaryoların arkasındaki gücü, iradeyi, oyunu, aklı bulmayı en kritik mesele haline getirdi. Kazakistan yönetimi öfkeyi bastırmak için dışarıdan yardım istedi. Rusya ve Kolektif Güvenlik Teşkilatı üyeleri askeri destek kararı aldı. İşte tam burada protestocular da devlette de kaybetmiş oldu. Orta Asya, Avrasya'nın kalbidir. Çin Avrupa, Çin Afrika, Doğu Batı ekonomik akışın, tedarik hatlarının, jeopolitik hesapların merkezidir. Orta Asya şu an dünyadaki bütün ekonomik güvenlik planlarının ana eksenidir. Amerika ve Avrupa ile Çin ve Rusya'nın ana çatışma alanıdır. Türk devletleri güçlü kaynaklarıyla, paha biçilmez konumlarıyla bütün küresel projelerde söz sahibidir. Bu kadar kritik coğrafyanın güç inşa etmesi, merkez güçler için büyük tehdit demektir. Bu yüzden son dönemde kendini iyice hissettiren Türk Devletleri Teşkilatı, hem Doğu hem Batı için tehdit olarak algılanıyor. İmparatorluklar kuşağında yeni bir ortak kuşak gücü. Onlar için Orta Asya bir Orta Doğu olmalıdır. Kaynakları çok ama bu kaynaklar doğuya ya da batıya akmak zorundadır. Bu kader tayini çok uzun süreli bir himaye sömürge denetim demektir. Kurtulmanın tek yolu Anadolu'dan Çin Seddi'ne bir ortak kuşak gücü inşa etmektir. İmparatorluklar kuşağını yeniden harekete geçirmektir. Türkiye'nin temel düşüncesi de budur. Türk cumhuriyetlerini çağırdığı yerde budur. Bir Türk ekseni küresel güç haritasının tam merkezine yerleşebilir. Bu düşünce doğu içinde, batı içinde tehlike demektir. Çünkü yeni bir oyun alanı inşa edilmektedir. Tanımlanmış merkez güçlere yeni bir oyuncu eklemektedir. Kazakistan'daki mesele bir iç mesele değildir. Masum özgürlük ve refah taleplerinin nasıl istismar edileceğine çarpıcı bir örnek oluşturmaktadır. Kitleler de, devletler de özgürlük ve refahla ülkenin, devletin varoluşu arasına sıkışıp kalmaktadır. Bu çaresizlikse merkez güçlere yeni müdahale alanı açmakta coğrafi konumlamalar yapmalarını kolaylaştırmaktadır. Kitlelerin zaaf ve ihtiyaçlarını kullanıp devletleri çözme üzerine yeni tür savaş yöntemi başladı. Bunu Orta Doğu'da, Latin Amerika'da, Doğu Avrupa'da ve Orta Asya'da deniyorlar. Ukrayna, Gürcistan gibi ülkelerde kadife devrimlerle başladı. Arap dünyasında Arap Baharı dalgasında öfkeyi kullanarak devam ettirildi. Şimdi yeni aşamaya geçiliyor. Kitleleri silah olarak kullanıp devletleri çözme, ülkeleri dağıtma yol üzerinde kurulu düzen bırakmama planı uygulanıyor. O kuşaktaki her ülke tehlikede. Açık söyleyelim. Çin'den başlayıp Orta Asya, Güney Asya, İran, Anadolu, Balkanlar, Doğu Avrupa, Basra Körfezi Kızıl Deniz arası, Kuzey Afrika ve Orta Afrika hattı üzerindeki bütün ülkeler böyle bir tehditle yüz yüze. Bu Amerika ve Avrupa ile Çin ve Rusya'nın güç savaşıdır. Paylaşım savaşıdır. Söz konusu kuşakta yeni bir siyasi dil, güç, ortaklık inşa edilemezse çok endişe verici yıkımlar yaşanacaktır. 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde bu bölgelerde sonsuz çatışmalar başlayabilir büyük fırtına. Türkiye bu düzeni sarsmaya çağırıyor. İşte Türkiye bu büyük fırtınayla mücadele ediyor. Orta Doğu'yu, Orta Asya'yı, Kuzey ve Orta Afrika'yı 21. yüzyıl için kurulan yeni sömürge, güç düzenini sarsmaya çağırıyor. Devletleri korumaya, milletleri korumaya, ülkeleri korumaya, coğrafi yükselişlere davet ediyor. Bu yüzden en ağır saldırılar Türkiye'de denendi. Dışarıdan ve içeriden korkunç bir çevreleme, kuşatma, başını kaldıramayacak hale getirme denemeleri yapıldı. Ancak Türkiye bunları aştı. Bütün küresel ve coğrafi okumaları doğru yaptı ve mücadeleyi tam bu sıfır noktasından başlattı. Şimdi doğunun ve batının merkez güçleri, yeryüzünün ana ekseninde yeni bir süper güç doğmaması için amansız saldırılar yapıyor. Durdurabilirler mi? Orta ve uzun vadede hayır. Asla durduramazlar. Bu olacak. İşte o zaman dünyanın ekseni değişecek. Özgürlük silahı köleler ordusu. Özgürlük ve refah bireylerin ve kitlelerin hepimizin tartışılmaz hakkıdır. Ancak 21. yüzyılda sadece bu haklarla ayakta kalmak zor görünüyor. İki değer de çok kolay silaha dönüştürülüyor bu silahla özgürlük isteyenin ülkesi, devleti, vatanı geleceğe vuruluyor. Bu silahla kitlelerin talebi dış müdahale aygıtına dönüştürülüp devletleri çözüyorlar. Ondan sonrası malum, kitleler sahipsiz kalacak, çok uluslu şirketler için köleler ordusuna dönüşecek. Bu yüzyıl devletini kaybeden büyük kitlelerin sefaretine tanık olacak.'' merkez iktidar alanını koruyan, daha da güçlendirenler ayakta kalacak. Türkiye olağanüstü bir çabayla savunma kalkanlarını bu yüzden güçlendiriyor. Merkez iktidarı bu yüzden güçlendiriyor. Yakın olduğu bütün ülkelere aynı şeyi öneriyor. Kazakistan'da olanları sözünü ettiğimiz kuşakta başka ülkelerde de göreceğiz. Dikkat edelim, her zaafımız, her düşüncesizliğimiz ülkelerimize ağır bedeller ödetiyor ve bizden çok fazla şey alıyor. Biz de devlet de ülke de çok şey kaybediyor. Peki kimler kazanıyor? Sadece bunun cevabı gerçek için yetecektir. Yeryüzünün ana ekseni bir kez daha doğunun ve batının kölesi olmamalı. Bir yüzyılı daha böyle kaybetmemeli. Devletler de milletler de küçük hataların büyük felaketler getireceğini görmeli. Kazakistan bunun üstesinden gelecek. Orta Asya ülkeleri bu tuzağı görecek. Türkiye ülkeleri doğru yere çağırmaya devam edecek. Doğu batı arasına sıkışan büyük coğrafyada bir güç patlaması yaşanacak. Endişeli değil, umutluyuz ama çok dikkatliyiz. İbrahim Karagül, Yeni Şafak Melih Altınok, Kazakistan'da neler oluyor? Bölgesinde ekonomik olarak en büyük devletlerden biri olan Kazakistan'da araçlarda kullanılan sıvı gaza yapılan zammın ardından günlerdir sokak gösterileri var. Eylemler özellikle petrol, doğal gaz çıkan ve yabancı işletmelerin bulunduğu ülkenin batı bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Hükümetin istifası ve Cumhurbaşkanı Tokayev'in zammın geri çekileceği yönünde garanti vermesi olayları yatıştırmaya yetmedi. Güvenlik güçleri de yetersiz kalınca Cumhurbaşkanı Rusya'da dahil bazı eski Sovyet Cumhuriyetlerinin oluşturduğu kolektif güvenlik anlaşması örgütünden yardım istedi. Şu an Kazakistan sokakları Rus askerlerine emanet diyebiliriz. Rusya'nın propaganda medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today'in yöneticisi Margarita Simonya'nın küçük işgal diye tanımladığı müdahale için sıraladığı kapitülasyon talepleri ise olanların kime yaradığının net göstergesi. Kırım'ın tanınması, Rusçanın ikinci dil olarak kalması, Kiril harflerine dönüş, Rus okullarına serbestlik, evet 10 yıl kadar önce görme fırsatı bulduğum ülkede bir anda kendiliğinden böylesine yaygın eylemlerin gerçekleşmesine pek çok kişi gibi ben de şaşırıyorum. Zira ülkede örgütlü tek bir muhalefet çevresi bile yok. Belki eylemin ilk günü sokakların dolu olmasını Noel tatili sonrası çakır keyif kasaklara bağlayabiliriz. Ancak kendiliğinden harekete geçen bu kitlenin kısa sürede Kazakistan'da Gölge Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in kadrolarının tasfiyesi gibi politik talepler dillendirmeye başlaması kuşku uyandırıcı ne var ki kazakistan'ın son dönemlerde türkiye ile ilişkilerini geliştirerek batıyla ticari ve siyasi bağlarını güçlendirme hamleleri de kimlerin ülkeye bir ayar verme ihtiyacı hissetmiş olacağına dair önemli bir ipucu. ortaya çıkan tablo şimdilik çok net görülebilir ama emin konuşmak için henüz erken. çünkü rusya'nın Asya'ya açılan kapısındaki Kazakistan'da operasyona kalkışan başka bir gücün işi eline yüzüne bulaştırması, ava giderken avlanması da ihtimal dahilinde. Tog'un bıyığı varmış. Tog, Los Angeles'taki lansmanında göz doldurmuş. Takip edebildiğim kadarıyla ilgi yoğun, yorumlar da çok olumlu. Dün yeni nesil yerli otomobilimizi incelerken ben de bıyıkları olduğunu, fark ettim. Ama mer bu ayrıntının üzerinde epeyce konuşulmuş. Ben kaçırmışım. Hatta otomobilin ön kaputundaki hilal bıyığın yanı sıra farlar da kurt gözünü andırıyormuş. Yola açık olsun. Belediye şirini. Önce AKP'li ilçe belediyeleri köpekleri toplayıp zehirliyor, dün gece Ataköy sahilinde kovalanan köpeğin dramına şahit olduk diye tweet atan Şirin Payzın, sonra ne yaptığını fark etmiş olacak ki tweetini silmiş. Ardından Ataköy sahili şeklindeki lokasyon bilgisini sahil yolunda diye değiştirerek yeniden atmış. Artık hangi AKP'li belediyeye denk gelirse, zira biliyorsunuz Ataköy sahili Bakırköy Belediyesi sınırları içinde. Evet evet, solcu payzının asla ve asla haberini yapamayacağı işçi grevlerinin sürdüğü CHP'li bir belediyemizin bir gazeteci için ne kadar acıklı bir durum değil mi? Melih Altınok Sabah